Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine bir salı günü karşınızdayız. Psikiyatri uzmanı Doktor Sedat İlgili birlikte sevgili izleyicilerimiz. Geçen hafta 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini konuşmuştuk. Artıları eksileri neler olabilir diye. Çünkü hala alınamayan bir takım sorulara cevaplar vardı. Biz de bunları değerlendirmek istedik. Bu hafta özellikle sınav sonrasında çocuklarımız için bir yaz dönemi başlıyor. Bu yaz dönemi nasıl verimli geçirilebilir? Tatil ne demektir? Birazcık bunları konuşacağız ama onun öncesinde geçen haftanın devamını da ben birazcık paylaşmak isterim sizinle, birlikteliğimizle, izleyicilerimizle. Siz farklı açılardan da araştırmalar yapıyorsunuz bu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle ilgili. Psikiyatri, çocuk psikiyatri sitelerinde açıklamaları var. Onun derlemiş olduğunuz bir metin de benim önümde bulunuyor. Teşekkür ederim. Bu konuyla isterseniz başlayalım. Ardından çocuklarımızı sınav sonrası bir yaz dönemine getirelim sohbetimize. Ben vaktinize Teşekkür ediyorum. geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz geçen hafta konuştuk. Bunun hani çok da akılcı olmadığını söylemiştik. Gerçekten de zaten bir hafta önce bir ulusal kanalda küçük bir simülasyon yaptılar. Yani 5 yaşla 7 yaşı aynı yere koydular. Böyle ağlayan çocuklar, kalemi tutamıyorum öğretmenim falan diyen çocuklar oldu. Şimdi Çocuk Psikiyatri Derneği'nin ve 9 Eylül Üniversitesi Çocuk Psikiyatri Kürsü Başkanı'nın yorumları var. Yayınlanan aslında internetten herkes de bunları ayrıntılarıyla okuyabilir. Orada şöyle bir şey var. 6 yaşında çocuklar okula başladığında çocukların %20'sinde ciddi sorunlar çıkıyor. Yani 6 yaşında başladığında bile diyeyim. Bu her 5 çocuktan biri demektir. 5 yaşında başladığında hani bunun gerçekten nöron gelişimine, biyolojiye aykırı olduğuna dair ciddi sıkıntı var. Bunun bir tek şartı olabilir. Siz bu 5 yaş ya da istiyorsanız 4 yaşa indirin ama temel eğitim müfredatını değiştirmeniz gerekiyor o zaman. Ciddi değiştirmeniz gerekiyor. Hani keşke eğitim 3 yaşında başlarsa zorunlu olarak 3 yıl temel okul öncesi eğitim olsa, 6 yaşında eğitim olsa. Ve oradaki en önemli uyarılardan biri de şu. Bu %20 sorun çıkaran çocuğun sayısını azaltabilmek için 6 yaşında bile okul öncesi eğitim bu sorunu çözebiliyor diyor. Yani okul öncesi eğitim çocukların farklılıklarını azaltıp kazanılabilecekleri kazanıyor. Dikkat eksikliği olan ya da gelişmesi geri olan çocukları da tespit edebiliyoruz. Bu yüzden yaş bu kadar düşecekse de okul öncesi eğitim zorunlu olmalıdır diyor. Çok akılcı öneriler bunlar. Yani, zaten hep konuştuğumuzda buydu değil mi? Buydu. Yani okul öncesi eğitimi kimse hayır demiyor. Hani hakikaten 7 çok geç bir çocuğun eğitimi için ama bu eğitimde öğretim farklı şeyler. Zaten ilk öğretimin temel amacı eğitim Kesinlikle. olmalı diyorsunuz siz bir takım. Şimdi hakikaten ben hatırlıyorum çocukluğumuzda bu eğitim içinde neler vardı? Oturuştan tutun da kalem tutuştan tutun da değil mi? Yani çizgi çizgi niye çizgi çiziriyoruz? Mendil kontrolünden bunların hepsi bizim hayatımıza artık girmiş, işlenmiş ve artık bir refleks olarak soktuğumuz şeyler değil mi? Yani evet. Ben hatırlıyorum eğik oturduk, öğretmenimiz dik dur, eğik otur, dik dur, dik dur diye dik durmayı öğrendik. Evet. Yani ya da işte tırnaklarımız uzun olduğunda, kirli olduğunda rahatsız olmayı öğrendik değil mi? Hani Evet. sonuçta eğitim dediğimiz şey aslında veriliyordu hani. Elbette yani anne babaların terbiyesi üzerine sosyalleşmenin. Şimdi okul ve öğretmen nedir? Üçüncü en önemli model. İlk iş çocuk için, ilk patron. Aslında gerçekten kalabalık sosyalleşmeyi, kalabalık ortamda disiplinli olmayı bize öğreten bir kurum. Ve ilk öğretim bize okumayı, yazmayı sevdirmeli. Müziği, matematiği sevdirmeli. İlk öğretimin temel amacı bu olmalı. Hatta 4 yıl olmasına da itirazım yok. Hani gerçekten 5. yıldan sonra çocukların 11, 10-11. Yaşından sonra 6 yaşında başlasın. Öğretim de başlasın. Ama iki şeyde büyük sıkıntı var. Bir, 5 yaş grubunda, 5-6 yaş grubu hatta birkaç tane oldu yine. 5 yaş grubunun okula başlaması ile ilgili çok ciddi bilimsel soru işareti var. Yani hiçbir siyasetçi, biz o insanları tepemize şunun için getiriyoruz. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı, koca Milli Eğitim Bakanlığı bunun için getiriyoruz. Yani oradakilerin hepsi bunun eğitimini almış insanlar. Pedagojik formasyondan geçmiş insanlar. Hiçbiri şunu diyemez. Ben bir yasa yaptım. Bilime aykırı beni bu fark etmez diyemez. Yani bunu tartışmak zorunda değiliz biz. Türk toplumu ne bileyim şu an biri çıksa
Ulaştırma Bakanı dünya yuvarlak değildir, düzdür ve ineğin boynuzlarında da duruyor dese biz bunu tartışacak mıyız? Bununla ilgili yasa çıksa bunu tartışacak mıyız? Saçma bir şey bu yani. Bilimsel olarak bu mümkün değil. 2, 5 yaşla 7 yaşı aynı yerde okutmak çok, yani ilk 2 yıl ya 6 büyük ay, sıkıntı. 3 ay onlar bile o kadar çok fark ediyor yani, ki yani ben hakikaten zebil olacaklar, çok üzülüyorum yani. Aynen yani büyük bir sıkıntı var. Üçüncü sorun da yani siz 5 yaşta başlatıp 4 yılda bitirip 9. yaşta mesleğe yöneltecekseniz ya burada da bir sorun var. Yani bunun 12 yani yaşa çekilmesi siyaset gerekiyor. Siyaset her yere girdiği zaman kirletir. Dine girerse dini kirletir. Bilime girerse bilimi kirletir. Eğitime girerse de eğitimi kirletir. Yani şimdi buradaki esas yanlış algı. Yani hani bunu iktidar söyledi. Karşı çıkanlar muhalif. Yani böyle düşünülmemeli. Hepimizin çocuğu okuyacak. Yani ya kesinlikle. Bu bizim ülkemizin, milletimizin geleceği. Yani buradaki artıları, eksileri ortak nokta bulunamaz mı yani? Tartışılamaz şimdi, mı? Ben, hani bu 4+4 modelinin hangi artılarına göre şey yapıldı, kullanıldı? İnanın bilmiyorum. Hani benim gördüğüm akademisyenler, sendikalar, çalıştaydır, derneklerdir, psikiyatristlerdir, çocuk psikiyatristlerdir, herkes ya bir dakika ciddi sorun var, bunu çözdünüz mü diyorlar. İnşallah çözerler. Şimdi askeri ortaokullar vardı eskiden ve sağlık hemşireler de böyle yine çok erken, sağlıkçılar erken alınırlardı. Evet. Hatta böyle tabii ülkenin yaş ortalaması belliydi ve insana ihtiyaç vardı, eğitilmiş. Kesinlikle. İnsana ihtiyaç vardı. Yani ortaokul mezunu bile öğretmenler oldu değil mi? Hani bir dönem oldu, evet. Ama bunlar geçmişti. Ülkemizin çok geçmişinde, o dönemin ihtiyaçları ve toplumun yapısıyla alakalı bir şey. Şunu da söylemek istiyorum. Yani ortaokuldan itibaren aldığınız çocuklardaki kişilik oturmadığı için o mesleğe uygun olmayabiliyorlar. Ben askeri ortamda bunu çok defalar izledim. Evet. Bırakın ortaokulu, lisede aldığınızda bile olabiliyor. Tabii. Yani kişilik oturmuyor. 16-24 yaş arası psikozların, şizofrenin başlangıç yaşıdır. Siz alıyorsunuz çocuğu lise 1'den, askeri lisede yetiştiriyorsunuz. Bu çocuğun yapısı, kişiliği, hiçbir şey askerle, subayla uygun olmuyor. Ve sapır sapır dökülüyorlar. Bunları siz yani mesleki eğilimini verin. Ama orduya almanın liseden sonra olması gerektiğiyle ilgili baktığınızda daha disiplinli, daha iyi oluyor. Ordu bu anlamda kendini revize etti ve astsubay meslek yüksek okulları liseden sonra kurulmaya başladılar. Ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Evet. Şimdi erken mesleki yönelim olsun, 12 yaşından itibaren seçmeli dersleri olsun, eğitim tek tip olmasın. Eğitim seçmeli olsun, bu muhteşem bir şey. Zaten dernekler de bunu destekliyorlar. Bu çok güzel bir karar. 12 yaştan sonra bu seçmeli olsun, tek tip eğitim olmasın. Ama lütfen 9 yaşında başlamasın. Bunun için çok erken, daha kişilik oturmuyor. Çok da haklılar. Yani 12 yaş, çocuk yetiştiren herkes bunu bilir yani. 12 yaştan önce çocuktur daha. Tamamen çocuktur. 12 yaşından sonra biraz arada şey geçir, 15-16, kızlarda 14-15, delikanlı olmaya başlar. Evet. Hani ama 12 yaşında hakikaten çocuklar yani hiç çocuklar, başbakanın veya diğerlerinin çocukları olmadı mı yani gözlemlemediler mi? Bilemiyorum hani Sayın Başbakan 9 yaşında ya da Milli Eğitim Bakanımız meslek seçimiyle ilgili yönlendirilseydi ne olurdu hiçbir fikrim yok açıkçası. Ve tekrar söylüyorum 9 yaşında Kur'an öğreteceksen öğret kardeşim yani. Bununla takılmış falan değil kimse. Herkes hani bunun dışında meslek öğretmeyecek miyiz? Hani diğer meslekler için erken, 9 yaşında tornacı, mornacı falan yapamazsın bu çocuğu ya da böyle bir ek ders veremezsin, meslek yönelime yönlendiremezsin. Hiç olmazsa 12 yaş, ki çıraklık yaşında 12 diye belirledin. Yasamız bile bizim böyledir, 13 yaşındaki çocuğu sorgulayamazsın. Akıl ve bali olmak, hani dinde de olan şeylerde de bu var. Tabii yükümlülük 12-13 yaşından başlamaz mı? Yani bu... yani hangi biyolojik ölçüde bakın, sosyal ölçüde bakın, hiçbir yere bu ölçüye sığmıyor. O zaman dur bir dinle, hani bu anlamda gerçekten umuyorum hani acil önlem başlama yaşını 60 aydan 72 aya çekerler. Umuyorum ve ondan sonrasında 4+4 olsun ve 60 ayın öncesinde de hani 4,5-5 yaşından itibaren de okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını sağlarlar. Umuyorum. Acil önlem bu olmalı yani. Evet. Ondan sonrası müfredat filan 4 aya sığacağını zannetmiyorum ama 4 ay hiç olmazsa bu sığabilir.
Eskiden şey olurmuş ya, hani böyle yaşlarını büyük gösterirlermiş, küçük gösterirlermiş falan. Herhalde öyle olacak. Millet Formula 1'de vurulacak. Yaşını mı küçültecekler, büyütecekler? Öyle bir şeyler yapacaklar herhalde ki bu şeyden kurtulabilsinler, Ben sıkıntılı durumdan. büyüklerimizin, düşünen siyasetçilerimizin bunlardan hani biraz daha hani geri adım atacağını ve bu kadar inat üzerine bir hayat kurmayacağını düşünüyorum. Bu kadar gerilme bile gerek yok. Bir de bir şey söyleyeyim Ayşegül Hanım, hani eğitimin, toplumun gündemini bu işgal etmemeli. Yani 180 küsur ülkede 3 yaşından itibaren eğitim başlatan bir ülke var. İngiltere, bu okul öncesi eğitim, kreş Tabii. zorunlu tutan. 4 ülke 4 yaşında başlatıyor. Yine okul öncesi eğitim. 5 Okul yaşta öncesi. eğitimi başlatan bir tek Hollanda denemiş, o da vazgeçmiş. 6 yaşından önce dünyada ilköğretimi başladığı bir ülke yok. Hani siz bunu, yani tek Yani zeki biz miyiz? süper zekalı çocuk, isteklidir Hiç vesairedir. Onlar itirazım. özel okullarda farklı Zaten yasada bu da şekilde. açık. Üstün zekalılarla ilgili eğitim bu da açık yani. Şimdi Japonlarda da galiba mecburi 2,5-3 yaşından sonra bu zorunlu eğitim, ama bunlar Okul okul öncesi. öncesi eğitim çok önemli bir şey hakikaten. Çok Çünkü önemli. hele bizim gibi kozmopolit ülkelerde, yani toplum değerleri birbirinden çok farklı olmuş olan ülkelerde bence ailenin inisiyatifine de bazı noktalarda bırakılmamalı yani çocuğun eğitimi. Şimdi düşünün, çocuğun dilendiren aile de var, taşın önüne koyan aile de var, değil mi? Evet. Bunların şekillenebilmesi için, o çocukların korunmaya alınabilmesi için evde belki yaşadıkları çok sıkıntılı durumlar var. Belki iyi beslenemiyor, belki başka sorunlar yaşıyor. Onların tespiti açısından da hani zorunlu olarak okul öncesi eğitimin başlaması güzel bir nokta olur, ama Kesinlikle. şimdi anaokullarını destekleyin, kreşleri destekleyin, hani bu şeyle. Ayşegül Hanım, olacak Zaten bunlar yani. Bunlar Türkiye geriye gidemez ki. Bunlar zaten olacak. Çünkü bizim aileler olarak beklentilerimiz bu. Çocuklarımızın beklentisi bu. Okul öncesi eğitim sosyalleşmek için çocukların tek şansı. Eskisi gibi mahalle yok ki. Çocukların çocukları görebileceği yer, tek yer artık kreş. Çocuklar mutlaka başka çocukla oyun oynamayı, paylaşmayı, sıraya girmeyi, bunları öğrenebilmek için, üst hasta öğrenebilmek için, bunu tabii. öğrenmek zor Yani için şimdi gidecekler eskiden yani. mesela bizim çocukluğumuzda çocuk sesi olurdu hep sokaklar. Çocuk sesinden geçilmezler. Yani hep, değil mi? Acık Evet. sessiz olun, oynamayın, sessiz olun gibi hasta var. Hep böyle ikazlar duyuyorduk. Şimdi sadece kuş sesleri falan, araba sesleri var yani sokaklardan gelen. Çocuk yok hakikaten. Annem bir laf Yazın var. bunu konuşacağız yine. Çocuk antik oldu diyor yani. Hiçbir yerde bulunmuyor diyor. Evet. Hakikaten. Sayın Tayyip Erdoğan'a katıldığım tek şey, çocuk sayımız hızla azalıyor. Bu konuda sorun var. Ucu açık değil ama biz 2,1'lik doğum oranını yakalamalıyız. Hani aile başına en az 2 çocuğun olması gerekiyor. Bazı ailelerin 3. Hani yoksa doğum oranlarımız düşüyor. Biz yani yaşlanan bir nüfusu da idame ettiremeyiz. Yani nüfusumuz artış nedeni yaşlanması. Evet. Ölümün gecikmesi. Ölüm oranının artması gerekiyor aslında yaşlılarda. Fakat sağlık hızla ilerlediği için ne güzel ki yaşlı ölümleri azaldığından, tıp ilerlediğinden bugüne kadarki sağlık sistemi bunu iyi götürdü. Son 20 yılda 15 yıl falan arttı herhalde, değil mi? Bu O sıralarda. Mayıs ayının National Geographic kapak konusuydu. 20 yılda 10 yıl ömrümüz uzadı diye bir yaşlanma raporu var ve çok da ilginç bir rapor. Mayıs ayının sayısını bayilerden bulup ya da internetten indirip okuyabilirler. Gerçekten bu aslında bugüne kadarki tıp sisteminin son derece iyi noktalarda olduğunu da gösteren bir şey. Başarılı olduğunda, 1960'lardan beri başlayan o Nusret Fişek hareketinin iyi noktalarda olduğunu da gösteren bir şey. Bunu da kimler uğraşıyor işte, değil mi? Kimler nelerle uğraşıyor, biz nelerle Biz uğraşıyoruz diye. nelerle uğraşıyoruz? Yani bizim gündemimiz bu olmamalı. Biz saçma gündemlerle uğraşıyoruz. Buna çok üzülüyorum. Biz eğitimde Enerjimizi, zamanımızı, her şeyimizi böyle, öyle miydi, böyle miydi, hani yani bizim şu an en önemli gündemimiz şey gibi dünya üstün yuvarlak gibi durdu. yetenekli çocuklarımızın seçilmesi. Çünkü dünyada artık çok fazla işçi üretime falan ihtiyaç yok. Hizmet sektöründe standart insan çalışıyor. Ama bizim en iyi sporcu, en iyi müzisyen, en üstün zekalarımızı seçip bunları tasarım, yaratıcı zeka, mühendislik falan yönlendirip bunları çok iyi yetiştirmeye yatırım yapmamız lazım. Evet. Bizi geleceğe taşıyacak olanlar bunlar. Evet. Amerika'nın şu an ilk 50'deki şirketlerinin hepsini kuran insanlar, Bill Gates'ler, Steve Jobs'lar, zeki insanlar. Ve bunlar hani 100 milyar dolarlar, 200 milyar dolarlık ciroları 10 yılda yaratabilenler bu insanlar. Evet, dehalar kuruyor yani. Dehalar. Gelecek buna doğru gidiyor. Biz hani
5 yaşında mı, 9 yaşında mı öğreteceğiz Kur'an'ı? Şunu şurada mı? Ya öğret kardeşim yani. Öğret, bununla ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Fakat bizim gündemimiz bu olmamalı. Bugün için, aslında dün de yoktu, bugün için de bunun önünde en ufak bir engel yok ki. En ufak bir engel yok yani. Ama 2 yıl öncesine kadar bilim sanat merkezin yoktu. Üstün zekalılar ilgili. Allah'a şükür yolda çıktık. Yani kel kör yola çıktık ama çıktık. Hiç olmazsa üstün zekalı çocukları taramaya başladık. Bizim üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklara çok ciddi yatırım yapmamız, engelli ve diğer çocuklara da, normal çocuklara da önünü açmamız. Onları sosyalleşme ve eğitimine yatırım yapmamız lazım. Aslında bizim bugünkü konumuz bu. İsterseniz oraya doğru girelim. Evet. Biz normal çocuklarımızla ilgili projemiz yok bizim. Yani engelli çocuklarımızla ilgili zihinsel engeller okulları var. Ayda 600 lira veriyoruz. İşte otistikler için var, o için var, bu için var. Bunlar iyidir, kötüdür, önemli değil. Ama normal çocuklarla ilgili en ufak bir yatırım yok. Evet. Normal çocuklarımız yani zaten kendilerinden hayatı anlayıp, aa bu doğru deyip doğruyu bulacaklar, doğruya kendilerinden gidecekler. Öyle bir şey ki yani çok tabii acı bir şey ve yani belki her doğru her yerde söylenmez ama hani dar gelirli aileler, ekonomik açıdan çok sıkıntı aileler özürlü çocuk sahip olmayla mutlu olmaya başladılar yani. Buradan bir gelir gelecek diye. Bunun şöyle mesela bir iz düşümü var. Yetişme yurdunun ya da engellilerin devlet kadroları var. Açık kontenjanları var. Mesela bu anlamda aileler daha mutlu olabiliyorlar. Hani hatta bir ara gazetelere çıkmıştı. Aileler işte 16 yaşındaki çocuklarını yetişme yurduna veriyorlar. Hatta 17 yaşındaki. İşe girsin diye. Yani işe girsin, devlette işe girsin diye. Türk aklı her yerden bir şey çıkarabiliyor. Buradaki travma nasıl olur, ne kadar olur onu bilemiyorum ama. Fakat normal ailelerle yaşayan çocuklarla ilgili bir tespitim var benim. Bu çocuklar çok fazla testle boğulmuş durumdalar. SBS ile ilgili benim ne öfkem diniyor ne de hiç kimse de çıkıp SBS ile ilgili özür dilemedi yani. Yani biz çok büyük bir hata yaptık demediler. Gerçekten çok büyük bir hata. O nesil kaybolmuş durumda. Şimdi SBS internet ve televizyondaki dizi merakı, çizgi film olur, Jack and Cody olur, Disney Channel, Cartoon Network olur. Çocuklarımıza son derece etkili. Aileler, çocuklar test çözsün diye cumaları, cumartesileri işte bilgisayar oynatıyorlar ya da dizileri serbest bırakıyorlar. Onun dışında çocuklar okula gidiyorlar, dershaneye gidiyorlar. Hani hayatları okul, özür dilerim, okul, ders, dershane ve diziler arasında geçip gidiyor. Bu çocuklar bu halde dikkat ederseniz ilkokul 4'ten üniversite lise 4'e kadar böyle gidiyorlar bu çocuklar. Bir 10 yıllık sürede çocuklar başka hiçbir şey yapmıyorlar. Gidip su bile koymuyorlar. Eve misafir çağrılmıyor. Çocuğum ders çalışıyor diye. Misafirliğe gidilmiyor. Çocuğa en ufak bir sorumluluk verilmiyor. Aman sen dersini çalış, aman sen dersini çalış tarzında. Şimdi bu yılda böyle. Çocuklar sınava girecekler ya da karnelerini alacaklar. Önümüzdeki bu hafta aldılar. Bu süreç içinde herkes şöyle düşünüyor anne babalar. Çocuklarımıza çok yazık. Bütün kış çalıştı. Sınav onu çok gerdi. Aman dinlensin. Lütfen böyle düşünmesinler. Lütfen çocuklarının 3 aylık, 4 aylık bir süre içinde tüm disiplinden kopuk, yaşama disiplininden kopuk, serbest bir şekilde ve günde 10 saat dizi izleyen, bilgisayar oynayan bir tarza yaşamasına izin vermesinler. Bu çok önemli bir konu. Ben hani ikinci bölümü tamamen buna ayırmak istiyorum. Evet, tabii sonra yaş gruplarına göre de tabii şey yapmak lazım. Kesinlikle. Konuşmak lazım değil mi? Şimdi ilk 12 yaş öncesi bizim için önemli, daha çocuk oldukları için. O yaş grubunda çok çalıştırılamayabilir ama parasını siz vererek yarım gün işte bir berberin yanında falan durabilir. Ama yarım gün mutlaka yüzme kursu, işte basket kursu, futbol kursu, mutlaka spor, iş, bir şeyler olmalı. Yani 5 aile toplanıp, burada eğitim fakültemiz var bizim.
Yani bir üniversite öğrencisini kiralayıp hani 10 aile bu çocuklara etüt gibi İngilizce mi çalıştırırlar? Keman mı öğretirler? Hani ne yaparlarsa. Ama çocukları başıboş bırakmamak lazım. Şimdi Balıkesir'in bir geleneği var. Okullar kapanır kapanmaz. Yazlık. Kadınlar çocuklarla birlikte yazlığa gönderiliyor. Erkekler yaz bekarı cuma akşamından gidiyorlar. Pazartesi dönüyorlar. Hani bu düzen iyi olabilir. O zaman orada yapsınlar. Edremit'te, Akçay'da, Altınoluk'ta mısır mı satar? Yelken kursuna mı gider? Orada bulunan emekli bir asker şu bu bilmem ne çocuklara yüzme eğitimi, şu eğitim bu eğitim mi verir? Okuma ve tartışma gibi bir şeyler mi yaparlar? Dil mi öğretirler? Bilemiyorum. Fakat 12 yaş altında mutlaka düzenli kurs ve bir eğitim olmak zorunda. 12 yaş, 15 yaş arası tam oturmamış ama halen çocuklar. Paralarını gerekirse siz verin ama bir yerde mutlaka çalıştırın. Temel sorumlulukları yazın çalıştırmak çok iyi bir fikir. Çünkü çocuğa sorumluluk vermelisiniz. 12 yaşından 15 yaşına kadar çalışıp para kazanıyorum hissini verebilirseniz 15 yaşından sonra çalıştırabiliyorsunuz. Çocuk mutlaka ne istiyor? Cep telefonu. Ne istiyor? Bisiklet. Bir paranın yarısını kazanacaksın. Ahmet abim bak telefona baksın diyor. Ya da kuaföre gelsin diyor vesaire vesaire. 12-15 yaş arasında çalıştırmanın başka artıları da var. Erkek çocukların bir tamirhanede çalışıp bir şey tutmayı öğrenmesi, bir kerpeten tutmayı öğrenmesi, pense tutmayı öğrenmesi, kız çocuklarının bir kuaförde çalışıp temel bir bakım, bir hijyeni ve bakımı öğrenmesi, kadın olmayı öğrenmesi çok önemli geliyor bana. Yani bu anlamda da bir eğitim bu. Tabii. Sosyalleşme anlamında da bir eğitim. İnsan karşılama, para kazanma, para harcama, emir alma, emir verme anlamında da. Mesai disiplini anlamında da, meslek seçimiyle ilgili yönelim anlamında da inanılmaz değerli. Bu yüzden mutlaka çalışmalılar. Yani akşam 5'te çıkar, 7'ye kadar bilgisayar oynar, 7'den sonra aile sofrasına oturmak zorunda. Lütfen yazın bilgisayarı sınırsız bırakmayın. Lütfen günde 10 saat, 12 saat bilgisayar oynanmasına izin vermeyin. Karne hediyelerinin çoğu zaten bu tip şeyler oluyor yani. Değil mi hani? Karne hediyesi diye bir şey evet. Var ya. Zayıf da gelse karne hediyesi oluyor vesaire. Lütfen bununla ilgili de hani manevralar yapın. Hani zayıf gelince kınamayın ama bunu hak etmedin deyin lütfen. İçine otursun acısı ya. Tabii. Hak ederek alınmayı öğrensin. Bunu hak etmedin. Alınmasını istiyorsan Ahmet Bey'in yanında, Ayşe kuaför Ayşe'nin yanında bir ay çalışacaksın. Madem derste başarılı olamadın, böyle bir telafi fırsatın var. Bir ay çalış, ondan sonra bunu hak edebilirsin. Ama yarı parasını sen ödeyeceksin. Gibi yani bir manevranın yapılmasında fayda evet. var. Bu konuda bizim de tabii kendimizi değiştirmemiz lazım. Çünkü birçoğumuz öyle çocuklukta falan çalışmamış insanlar. Hani okul çalıştım. Denediği için. Şimdi belki erkek tıbbın birinci sınıfında bile çalıştım ben yani. Mesela ben çok çalışma isteyen bir insandım ama mesela annem falan müthiş karşı çıkardı hani böyle çalışmamı falan. Hatta babam üniversite bitirdi yine de çalışma diyen bir tipti yani. Şey anlamda hani benim kendi içimden çalışma aşkı geldiği için yani çalışan bir insanım ama bizim toplum olarak hakikaten böyle bir şey var. Hani çalışmayı sanki çocuk çalışmasını böyle teşvik etmiyoruz yani o noktada böyle şimdi bu program bu yüzden yapıyoruz. İhtiyacı olan insan çalışmış gibi oysa bir doktor olarak da çocuğumun çalışmasını istiyorum diyorsunuz değil mi? Ben tıbbın yani, birinci sınıfındaydım inşaatta çalışıyordum yani. Babam müteahhitlik falan yapıyor ihtiyacı olduğunu da zannetmiyorum. Ama size çok şey katmıştır herhalde. Kesinlikle çok canımı da yakmıştır çok onurumu da kırmıştır ama tutunmayı da bana öğretmiştir yani. Hı-hı. Benim çocuklarım da hani tamam bir yerlere ben de atıyorum ama hastanede sakıza sattılar. Daha 6-7 yaşındayken başladı. Eski oyuncaklarını sergi yapıp da sattılar. Ve yazında çalışıyorlar. Mesela bana sözü var oğlumun. Yani maaşından ödüyor alınan piyanonun bir kısmını. Yazında bir ay boyunca çalışacak yani. Kızım da. Ya kurs ya çalışacak ya da bir kamp bilmem ne bir program. Ya bizimle bir program var. Biz şimdi başındayız. Kurslarda şöyle kursları hani çocuklarımıza vermiştik ama şimdi düşünün normal çalışan bir aile düşünün. Allah'tan şimdi yaz okulları, maz okulları falan birazcık bu işleri organize etmeye başladı Balıkesir'de ama anne baba çocuğun şoförü gibi götürüyor kursa getiriyor böyle yani sanki şey bunu da konuşalım. Lady gibi, prens gibi hani aynen öyle. Şey gibi sanki şu reklamlarda diyor ya hani kapım açılmıyor falan babası açıyor.
şeyde okul çıkışı geç gelme falan diyor babasına. Onun gibi her çocuk kendini böyle bir şey sanıyor, prenses. Prens, prensesler bu gibi. Bu yaz okullarıyla ilgili yani kamp mantığını ve disiplin mantığını da konuşalım. Onu da o zaman bir reklam arası verelim. Lütfen. Reklamdan ardından tekrar izleyicilerimize paylaşalım. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir an ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Yaz dönemi planlaması üzerine sohbetimize hani bir küçük ara verdik. Devam edelim. Siz dediniz ki 10 yıllık bir süreç var çocuğun hani eğitiminde şekillenmesi anlamında. Tabii ki bu 10 yılın süreçlerinde eğitebilme şekillerimiz, yöntemlerimiz ve sorumluluk verme noktamızda birbirinden farklı olacaktır. Çünkü çocukların o dönemdeki güçleri de, enerjileri de, algıları da birbirinden çok farklı. Böyle yaşları kategorize edecek, hani mesela 12 yaş altından bahsettiniz. Nasıl olmalı? 12 yaş, 14-15 ya da 18 yaş arası nasıl olmalı? Bu noktada nasıl bir yaz önerirsiniz? Şimdi şeyden bahsettim mesela. Yaz kursları da. Yaz kursu. Ben çocuğumu hatırlıyorum işte, yüzme kursuna götür arabayla, getir arabayla, oradan çıkart oraya götür getir. Yani hani böyle şoför gibi artık olduk. Hani bu da bana evet. Çok mantıklı gelmiyor böyle bir. Şimdi ya bu şimdi Balıkesir'deki yaz kurslarının şöyle bir özelliği var. İşte 2 saat böyle, 2 saat satranç, 1 saat psikodrama falan gibi. Hiç itirazım yok. Çocuklar boş kalacağında bunu yapsınlar. Ama bu kötünün iyisi bence. Eğer olabiliyorsa inşallah yaparız. İnşallah bu gelişir. Çocuk 2 hafta kapanılmalı bir yere, aileden uzak, kampta olmalı yani. Yarım gün yüzsün, şunu yapsın, okusun, çalışsın ama yarım gün yüzme çalışsın, basket çalışsın, gitar çalışsın. Yani müzik kampı kur. Yani bir disiplini olmalı o kamp. Bu kamp seçenekleri de maalesef çok sınırlı. Yani İnşallah artacak. İhtiyaç duyuyoruz. Ekonomik durumu çok iyi ailelerin gönderebileceği kamplar mevcut ki onlar da bana biraz kreş havasında gibi geliyor yani. Aynen öyle, lüks otelde kamp mı olur yani? Yani bir böyle şey hani lay lay cik cik hani çocukları oyalayalım da anne baba da bir iki hafta. Başın üzerinde bir dam olsun, anne evet, baba rahat etsin. Anne baba işte yurt dışına tatile mi gider, Maldivlere mi gider, hani onlar oraya gitsin, çocuk da oturmak gitsin gibi. Ya da çok yoğun çalışıyor anne baba, belki o şekilde düşünüyor. Bir de çok ihtiyaç... Yani daha doğrusu devletimizin kampları var. Bunlar da imkanı kısıtlı artık gençlerimiz yok. İçin. Artık yok Ayşegül'üm, izcilik kaldırıldı. Kaldırıldı mı onlar da? Evet. Ha, bir de şey Gençlik İl Müdürlüğü'nün falan vardı herhalde kampları. Gençlik yani kampları. Varsa da çok duyurmuyorlar herhalde. Yani bu ihtiyacı karşılayan bir kamp yok. Ama kamp dediğimiz şey böyle olmalı. Şimdi böyle lay lay lom, arabayla götür, bırak filan böyle, baba bunu istemiyorum böyle. Filmlerde de, falan görürüz, ormanın ortasında, şurada burada, her yerde kamplar vardı. Yurt dışında sürekli var. Çocuklar hiç, ki bizim kadar tatili olup boş bırakılan bir genç kesim dünyada yok. Yok. Hepimiz yani, şehzadeyiz yani. Bu nesli sorumluluk vermenin yolunu bulmamız gerekiyor. 12 yaş altında bu kurstu, kamptı, buradaki yaz okulları da itirazım yok olsun. 12-15 yaş arası mutlaka çalışacak ve hani yoksa da ihtiyacı biz giderelim. Gerçekten Balıkesir'in şansı var. Burada spor akademisi var, müzik okulları var, konservatuvarı var. Yani buradan bir öğrenci bulalım, çocuklarımızın 10 tanesine yarım gün gitar çalışsın. Çocuklar 3 ayda hiç olmazsa bir müzik aletini böyle dibine kadar öğrensinler. 15 yaş üzerindeyse anne babalara önerim şu. Vurun tekmeyi, atın kapıdan dışarıya. Yani sorumluluk almak zorunda. 15 yaşında çocukların yakalarından düşün. Kendi çalışacak, kendi bulacak. Yeğeniniz, kardeşiniz Antalya'da kıyıda dükkanı varsa, çalışıyorsa deyin ki iş bulsun, orada çalışsın. Tabii bu toplum eskiden nasıldı şöyle bir 30 yıl önce? Hani çalışıyorduysa da şehirde köyleri vardı herkesin değil mi? Harman zamanı, şu zamanımızda millet köye çalışmaya giderdi yani. Tatil dönemi bakın, köye yollanırdı çocuklar. En tehlikelisi üretimden düşmek. Üretmemek ahlaksızlıktır. Yani çocuklarımıza bunu öğretmenin yolu bu 18 yaşına kadar bu. Şimdi çok büyük sorunumuz şu. 18 yaşında çocuk liseyi bitiriyor. Sınavı da kazanamadı ya da kazansa da fark etmez. Hani iş arayacağı bir yer. Ne yapacağız bir çocuğu? Dil bilmiyor. Müzik aleti yok. Spor yeteneği yok. Sadece oturmuş ses çözmüş. Oğlum çalış. Hayır. Şunu yap. Hayır. Bir yere takıl. Dili öğren. Hayır. Ne yapıyor? Herkes gelip şunu şikayet ediyor. İnanın her hafta o kadar çok duyuyorum ki. Doktor bey 18 yaşında, 25 yaşında artık okulları da bitti. Ama hiçbir şey yapmıyor. Kardeşim sen çeyrek asır boyunca bu çocuğu bir sırtını yani sırtını da kesiliyorlar 15 yaşına kadar. Yani bu çocuğa yapmadığın hiçbir şey kalmamış. Yani. Bundan sonra bunu nasıl yaptıracaksın? Lütfen kıyamıyorum ve ana yüreği en tehlikeli cümle.
Hiçbirimiz çocuklarımızı paraya ihtiyacımız olduğundan çalıştırmıyoruz. Öğretimden, ben devletin şu anki eğitim sistemini konuştuk geçen bölümlerde ve ilk bölümde de konuştuk. Bu eğitim sistemi giderek çuvallıyor. Yani peki eğitimde ben devlete güvenmeyeceksem ne yapacak? Ne yapacağız? Taşın altına elimi sokacağım, çocuklarımı ben eğiteceğim. Zaten yani. Eğitim araç olmaktan çıktı, amaç olmaya başladı değil mi? Üniversiteye girmek için amaç, ama bu değil ki. Konuştuk, yani, Türkiye'nin gündemi bu değil yani. Eğitim dediğimiz şey bir insanın ayakların üzerinde durmasını, birey olmasını sağlayan süreç değil midir zaten? Kesinlikle. Bakın, yani Bill Gates'in çocuklarının günde bir saat televizyon izleme, bir saat bilgisayar oynama hakkı var. Bill Gates'ten bahsediyoruz ya. Yani Steve Jobs'un çocukları çalışıyorlar yazın yani. Adamın geliri Türkiye'nin gelirinden fazla. Yani Apple'ın geliri 150 milyar dolar yani. Dondurmacının çocuğunun bir top dondurma yeme hakkı olması gibi bir şey. Aynen öyle ya. Yani. Ona göre değil mi? Bu nedir? Senden kaçırıyor muyum dondurmayı? Hayır. Bu zararlı kardeşim. Bu zararlı yani. Bunu yapmayın. Çocukları yazın. En büyük sıkıntı da şu. Şimdi çocuğun bilgisayar bağımlılığına eğilimi var. Çocuğun antisosyal davranışlara eğilimi var. Ya da çocuğun zaten dikkat eksikliği yok ama davranış sorunları var. Hani derse oturtmakta zorlanıyoruz, sorumluluk vermekte zorlanıyoruz. Çocuğu bir sepetliyoruz Burhaniye'de ya da Akçay'da dedesinin, ninesinin yanına. Onlar da zaten buldumcuk oluyorlar. Böyle bir tane torunları var. Oo, can şenli. Hani her istediklerini yapıyorlar, götürüyorlar, oynuyorlar. Çocuk bir geliyor. 3 ayın sonunda iyice semirmiş. Hani kilo sorunumuz da var. Semirmiş, yatmış, bilgisayar oynamış. Hiçbir şey kalmamış akılda. İlk bir ay yine cebeleş Eylül ayında. Hani ders çalış, zamanında kalk, onu yap. Yani lütfen neden çocuk demiyorum ki sabahın mesela 6'da kalksın, 7'de kalksın. 8'i geçmesin ama. Çünkü geç kalkarsa geç yatacak. Evet. 12 yaş altındaki hiçbir çocuk gece 10.30'dan sonra yatmamalı Ayşegül Hanım. Büyüme hormonu gece 10.30'dan sonra salgılanıyor. Gerçekten çocuklar uyuyarak büyür. Büyüsün bir boyuna ulaşsın. Ondan sonra geç yatma hakkı olsun. Buna karar verecek olan çocuk değil. Pratik olarak 12 yaş altındaki çocuklar gerizekalı. Siz 11 yaşındaki çocuğa niye ehliyet vermiyorsunuz? Ya da çocuğunuzu neden buradan İzmir'e kendi başına göndermiyorsunuz? Bunu beceremez. Çocuk kendi hakkındaki kararları verebilecek olgunluğa geldiğinde ona bu kararı bırakırsınız. Kendi başına sabah kalkamıyorsa bu kararı ona bırakma. Sen kaldıracaksın. Dedesine de gitse 8'de kalkacak. Bir gerekçe yaratın. Sabah yürüyüşümüz var. Kahvaltıyı 8'de yapıyoruz. Deden yine 11'de 12'de kalkıp 1'de kahvaltı yapıyorlar. Gece kalkıp 2-3'e kadar oturuyorlar. Sonra 3 ay bunu oturttuğunuz zaman ritmi bir anda düzeltemiyorsunuz ki. Yani yazın lütfen tüm ipleri gevşetip rahat bırakmayın. Bu kadar rahat bıraktığınızda hayat laylaylam olduğunda geriye toplamakta zorluk çekiyorsunuz. Bunun bir zorluğu da şu. Rahat bıraktığınız zaman rahat kesimlere takılıyor. Dediğiniz gibi kıyıda en azından hala bir demokrasi var. Orta alt gelirden olanın da babasından kalma yazlı olanı var. İşte Artur'dan olanın da. Bunlar işte Burhaniye'de, İskele'de ya da Akçay'da, Edremit'te buluşuyorlar. Beach'lerde, körf plajlarda filan. Son derece rahat. Akşam işte dansı var, şusu var, busu var. Ve size gelip diyor ki ama Ahmet'in babası izin veriyor. Ayşe'nin babası 17 yaşında ama araba kullandırtıyor. Motosiklet almış. Şimdiden bu disiplini oturtmanız gerek. O onun babasıdır. Bizim gelirimiz bu. Biz bunu yapabiliyoruz. Toplumsal tabakalaşmayı biz 15 yaşından itibaren öğretmek zorundayız. Oğlum senin şansın çalışmak. Ne yazık ki ben Sabancı değilim. Ya da Steve Jobs değilim. Evet. Apple'ın sahibi değilim. Çalışmak zorundasın. Hani ama o niye öyle? Çünkü onun babası bu. Bu şartları veriyor. Onun artıları ve eksileri olacak. Evet. Şimdi benim çocuğum da tabii istekler, talepler bitmek bilmiyor çocuklardan. Sana ne diyorlar? Filmlerdeki gibi hayat. Hani diyorum, sen de çocuğuna onları sun diyorum yani. Yani benim sana sunabildiklerim bunlar. Daha çok çalış, daha çok iyi bir konuma gel. İstiyorsan çocuğunla onları yap hani. Şimdi cep telefonlu markaları çocukların her zaman anne babalarından ve öğretmenlerinden iyi. Eğitim toplantılarında, anne baba okullarında anne babalara soruyorum ben. Neden
kendinizle sahip olmadığı bir lüksü çocuklarınıza sağlıyorsunuz. Neden? Ailenin yaşam standardının üstünde bir refah varmış gibi çocuğuna yaşatıyorsun. Bunu devam ettirebilecek misin sen 50 yıl boyunca? Ettiremeyeceksen yapma kardeşim. Aile borç mu ödüyor? Bu nedenle sıkıntı mı çekiyor? Çocuk bu sıkıntıyı paylaşmak zorunda. 15 yaşından sonra özellikle paylaşmak zorunda. Oturup karşınıza alıp Ahmet, Ayşe kusura bakma ev taksidi ödüyoruz. Sen bu yaz çalışmak zorundasın. Harçlıkların bir kısmını da istediğin şeylerin bir kısmının parasını karşılamak zorundasın. Bu kıyafet de olabilir, bu kışlık ayakkabı da olabilir, bu ne bileyim istediğin bir cep telefonu da olabilir. Karşılamak zorundasın. Bu senin sorumluluğun ve yükümlülüğün. Bunu anne babaların anlatması gerekiyor. Bize yapmadılar, ben çocuğuma kıyamıyorum, ona yaptıracağım. Hayır, çocuğuna yapabileceğin en büyük kötülük bu. Hatta bu eğitimlerde benim verdiğim çok sert bir örnek var. Yani biz 100 çocuğu alalım 14 yaşında. Bu 100 çocuğun anne babalarını bir köşede enselerinden vuralım, infaz edelim. Ve 100 çocuk sokağa düşsün, yetiştirme yurduna düşsün. Bu çocukların ikisi ölür, yaralanır, işte beşi tecavüze uğrar filan ama %90'ı, 95'i kurşun geçirmez hayat adamı olur. Hırpalanırlar ama hayata çelik gibi tutunurlar. Biz bu 100 çocuğun anne babalarına gaz verip, iyi anne babalık budur, amanın kuş sütüyle besleyin diyelim. Bunlar aman ders çalış, misafir çağırmayacağız. Sütün burada, çayın burada bilmem ne diye böyle 18-21 yaşına kadar kuş sütüyle pamuğa sarıp beslesinler. Bu çocukların 5'i belki kurtulur. 95'i bir hiç olur yani. Çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük kötülük, özellikle 12 yaşından sonra her istediğini yapmaktır. Bunu yapmayın. Bu çocukları iyi anne babalık şudur. 25 yaşında hayata tutunabilen çocuk yetiştiriyorsan, kavga edebilen, kavgadan kaçınabilen, sosyalleşmiş, nerede oturulur, nerede kalkılır, nasıl para kazanabilirim? Bunu yapabilen çocuk yetiştiriyorsan sen iyi anne babasın. O yüzden zaten bu kadar çok kolay para kazanma meraklısı var. Bakın şeyleri çok tehlikeli bu. Ganyan bayilerine yok iddialarına şunlara bunlara falan sanarsın şey var böyle düğün dernek var o kadar kalabalık oluyor ki önleri. Demek ki diyorum bu kadar çok hani kolay para kazanabilir miyim derdine düşmüş insan var. Yani biraz da üretkenliğin azalmasından hani nerede olsa para kazanırım duygusunu yaşamamaktan kaynaklanıyor herhalde. Ayşegül Hanım hani konuştuk ilk bölümde bu tartışmalar bitmiş tartışmalar. Hani birileri bunu çıkarabilir, ortaya atabilir tekrar. Amerika'da dünyanın düz olduğunu iddia eden iki tane dernek var yani. Ama münazara yapıyorsak, kanı temelli tartışıyorsak bu tartışmalar bitmiş. Eğer kumara karşı olmanız ahlaki ya da dini gerekçelerle bir şey değiştirmez. Bir toplumda siz üretimi kaldırırsanız, kolay para böyle pompalarsanız tabii ki kumar artacaktır. Evet. Zaten Atatürk'ün her sözü yani böyle bir mihenk taşı gibi insana gerçekten ders verdiğini teklifti ama özellikle hani öğrenmeden, çalışmadan, üretmeden, zengin olmaya çalışan toplumlar önce haysiyetlerini, sonra özgürlüklerini, sonra da yaşamlarını kaybederler gibi bir cümle. Yani tam evet. Denk düşmeyebilir. Tabii şimdi haysiyet kısmında hakikaten çok sıkıntımız var yani baktığımız zaman ama inşallah bağımsızlık kaybetmeden Eğer Balıkesir'de 17 yaşındaki genç kızlarımız ilaçlı yemekle anne babalarını uyutup sevgilileriyle birlikte evi soyabilir hale geldilerse Balıkesir'in üretmek, sorumluluk vermek ve bir dakika dur biz ne yapıyoruz demek hani sanki karşı gibi algılanır ya hayır ya ben tam tersi bir şey söylüyorum yani. Bu toplumdaki en önemli şeyin üretmek ve sorumluluk alması gerekiyor. Bireysel sorumluluk almak ve üretmeyi 8 yaşından itibaren pompalamamız lazım. Bunun altını çizmemiz lazım. Tüm ahlak, terbiye, din bunun üzerine yerleşebilir. Bireysel ahlak ve sorumluluk yoksa bunun üzerine verdiğin adam dini sadece kullanır. Ahlak sadece kullanır. Ahlaksız olur yani. Sen başına bir dert sarmış olursun. Yani sizin bireysel ahlak ve sorumluluk vermediğiniz insanı eğitmeniz çok tehlikeli bir şeydir. Roosevelt'in bir lafı var. Kötü insanları eğitmek toplumun başına bela sarmaktır diyor. Siz eğer 13 yaşındaki bir çocuk okuldan kaçıyor, hiçbir şey üretmiyor, ödevlerini, karnelerini sahte yapmış gibi gösteriyorsa, 15 yaşında daha fazlasını yapacaktır. Siz bunu liseye göndermezseniz sizi ve aileyi dolandırır. Liseye gönderirsen sülaleyi
ve Balıkesir'i dolandırır. Üniversiteyi gönderirsen arttıkça... Türkiye'yi dolandırır. Türkiye'yi dolandıran, büyük çapta dolandıran insanlar cahil insanlar değil. Hepsi ki Ayşe Hanım. Eğitimlisi. Aynen öyle, uzanlar falan, bir Amerikalarda eğitim almışlar. Yani baktığınız zaman şeytanın aklına gelmeyecek şeyler yapmışlar. Şeytanın aklına gelmeyecek sistemler kurmuşlar. Bu çok ilginç. Yani bununla ilgili şimdi de aynı şeyler vardır. Ben hani devlet tabakalarına sızmayan bir mafya yapılanması ya da Balıkesir'deki işte geçtiğimiz ay olan Mavi Burgunlar'da içinde bürokratı, memuru, okumamış insanları yok ki bunların içinde. Var. Bir sürü var hem de. Yani hiçbiri dememiş mi? Bırakın yapanları, bunları izleyen insanlar, bilen insanlar demedi mi acaba? Bir dakika, yaptığınız, üretmeden para kazanılmaz. Bedava peynir sadece fare kapanında. Bunu yapma. Bak yanlış, kolay yolların hepsi mayınlıdır. Bunu dememiş mi acaba ya? Kolay para dediğiniz gibi bundan 30 yıl önce, ya benim eğitimlerde kullandığım cümleler bunlar. Bundan 30 yıl önce kolay para kazanıyor denen evciller, şunlar bunlar, ya pisteler ya mezardalar. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemdeki oğlu Ahmet Özal'lar filan hani yoklar şimdi ortada. Neredeler? Bugün de şu kolay para kazanıyor denen insanlar 20 yıl sonra ya piste olacaklar ya mezarda olacaklar. Ve kendileri de böyle yani ay sen de mi onunla çalıştın falan olacak. Ya kim bugün papatyaları anımsıyor yani? Tabii bugün Balıkesir'de bile örnekler değil mi? Yaşandı yani. Aynen öyle. Şuna bakın şu nasıl şey yapıyor denen insanlar şimdi nerelerde? Şimdi hapisteler yani. Yani bir de şu var yani arkanıza dönüp bakmadan yürümenin günün hangi saati olursa olsun rahatlığı, özgürlüğü kadar güzel bir duygu var mı? Arkanıza bakarak yürüdüğünüzü düşünün yani devamlı. Şimdi bakın bunu bireysel ölçekte, aile ölçeğinde çocuklarımıza nasıl verebiliriz? Bir... Hani düşmeyi ve kalkmayı öğreterek. Kardeşim karne hediye, senin karnen hediye alacak bir karne, onur duyacak bir karne değil, kusura bakma yani. Bu bir çöp. Evet ama bütün karneler artık birbirine aynı yani. Bu da eğitim sistemimizin zaten saçma sapan olan o zaman onu da eğitimcilerimiz düşünsün yani. Yani bütün çocukların karneleri 5 peki ne yapacağız? Tamam, o zaman bunu söyleyebilir. İlk 3'e kadar 5 peki olması normal. Hani çocuğun orada zaten yani amaç eğitim vermek yani öğretim vermek değil ama. Şu cümleyi kurabilirim yani burada üretiyorum bunu. Oğlum karnen hani hepsi iyi. Buna da gurur duyuyorum başarıya geçmeden ama ben senin sorumluluk alarak ders çalıştığını falan görmedim. Bir şey ürettiğini de görmedim. Kusura bakma yani. Bu ben illa bisiklet istiyorum diyorsun. Hani bu karne üstün bir başarı değil. Hani sen bu yıl kalkıp da folklörde ya da şunda ya da benim gördüğüm dilde bir gelişme falan da sağlamadın. Hani ya planlayacağız. Haziran ayında bu var. Temmuz'da bu var, Ağustos'ta bu var. Benim şu an tüm çabam bu. Evet. İşte Ağustos ayında boşluğumuz var. Kaygım var yani ya bir kız öğrenci bulacağız. Hani ya dili öğrenecek. Ne Arapça öğrensin yani. Yani buradan şunu söyleyebilirim. Boşluk mu var? Lütfen ayarlayın bir Kur'an kursuna gönderin. Yani evde oturup internet oynayacağına gidiyorsa oraya gitsin. Yeter ki boş kalmasın. Yeter ki boş bırakmayın. Yani... Şey mi var, boşluk mu var? Yani şimdi kızabilir mesela laik ya da sol kesim falan. Ne diyorsun hocam sen, ben çocuğumu falan korumaya çalışıyorum. Sen Kur'an kursuna ya da dinci ailece tersini söyleyeyim. Lütfen gitar kursuna gönder, dans kursuna gönder yani. Boş kalacağına tango öğrensin. İster spor, ister dans, bir şey öğrenme disiplini önemlidir. Evet. Başlamak, onu geliştirmek, bitirmek önemlidir. Bu noktada tabii şimdi dediniz ya, büyük anneler, büyük babalar da buldumcuk oluyorlar, çocukları böyle çok şey yapıyorlar. Tabii siz bir disiplin getirseniz bile haçlıklar geliyor vesaire geliyor. Hani bunların hediye kısmı nasıl olmalı? Yani bir ürün, bir şey almak mıdır? Yoksa bir kurs parasını ya da bir şey vermek mi daha iyi Bakın, olmalı? Bakın şimdi herkes kurban bayramlarında aman çocuklar görsün mü görmesin mi falan böyle konuşup duruyor. Ama psikolojileri bozulur mu? Lütfen... Daha yürüyemeyen çocuğa akülü araba alan dede var. Yani lütfen harçlıkları da, ödülleri de ya bir karşılığı olmalı ya bir ölçüsü olmalı. Konuşsunlar ailede. Hani baba 10 lira veriyorsa dede 50 lira vermesin. Allah aşkına yani. Bu çocukları şeyi öğretiyoruz. Dede 50 lira verecekse babaya versin de değil mi? Ya da bir şey karşılığı versin. Buraya geldin. Bahçemiz var bak burada bizim. 200 metrekare. Bunun her sabah sulanması, otların ayıklanması, şu bu filan var.
Bunun ücreti var abiciğim. Bunun ücreti yani haftalık 30 lira. Şimdi bu nasıl bir yaklaşım? Bunu diyorlar ki yani çocuk bir sefer karşılık için iş yapar. Şimdi. Hayır. Biz karşılık için iş yapmıyor muyuz? Ay niye mi oradan çalışıyorsunuz? Maaşınızı yani, alıyorsunuz. Yani mesela biz toplum olarak hani gönüllü iş yapmaya da hevesliyiz ya. Yani mesela ailemize hangimiz para alarak iş yaptık? Yani insan, bu sefer deniyor ki işte ileride her şeyi çocuk aileden para karşılığında bekler gibi böyle söyleyenler lütfen de var. Lütfen beklesin. Ailenin yanında 5 yıl daha duracak Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım biz feodal bir toplumda büyüdük. Kırsal kökenli bir toplumda büyüdük. Hepimizin babaları köylüydü. Ve orada sosyal kontrol önemliydi. Ailenin işi önemliydi ama aile de üretirdi. Aile reçelini yapardı, tarhanasını yapardı, salçasını yapardı. Aile ayakta kalabilmek için bunları üretirdi. Şimdi biz kapitalist bir toplumdayız. Ve kapitalist bir toplumda biz salçamızı, tarhanamızı, çocuk bakım hizmetimizi, yaşlı bakım hizmetimizi satın alıyoruz. Her şeyin ölçüsü de para. Bu yüzden çocuklar çalışmalı. Paranın önemli ve değerli bir şey olduğunu, savrulmaması gerektiğini, kolay kazanılmayacağını bize öğretilmesi gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda hayatta kalmak ve gıda önemliydi. Katı ket lafı önemliydi. Mütareke gördük. Biz işte esmer ekmek yedik, üzümle çay içtik lafı çok duyardım ben. Yiyecek önemliydi. Para yoktu ki zaten. Fethiye'de bir adamın soyadı Binlik. Hani mor bin lira o kadar değerli bir şeymiş ki adamın bin lirası varmış ya adamın soyadı Binlik kalmış. Yani hani bin lirası var bu adamınmış yani. Milyarder gider gibi. Aynen öyle yani para filan yok ortada. İnsanlar kendileri dokuyorlar, kendileri üretiyorlar. Bu yüzden siz aileye hizmet etmek zorundasınız. Bu bir üretim. Evet. Ama bugün... O çorbaya kaşık sallayacaksan... Bitti. O çorbada katkın olacak diyor. Bitti yani. Gittiğin misafirlikte bile bir şey yaparsın. Mutfağa girersin. Yani mutlaka yaparsın. Ama bugün neden misafirlik? Çünkü yol İzmir, Fethiye'den İzmir'e ulaşmak 3 gün sürüyormuş. Öyle günübirlik ziyaret yok ki. Gittiğin misafirlikte 10 gün kalıyorsun. Sana bir oda veriliyor, ocağı var. Kalıyorsun orada yani ve üretime katkıda bulunuyorsun. Herkes imeceyle yaşamak zorunda, hayata tutunmak zorundasın. Ama bugün biz kapitalist bir toplumuz. Çocuklarımız para alışverişini, sorumluluğu, kontrat yapmayı, hatta bırakın şeyi, hani bir dakika. Şimdi bunu yaparsan haftalık 30 lira alacaksın. Bunu yazılı hale getirelim, kontrat yapalım. Yapmazsan ne olacak? Yapmazsan o haftaki ceza yap, ceza mı ödedi? Yazılı kontrat yapmayı öğrenmek lazım. İnşallah benim çocuğum 25 yaşına, 30 yaşına geldiğinde bana bile parayı senetle vermeyi, kardeşine bile kefil olmamayı, kendi ayağını yorganına göre uzatmayı, son derece hayatını ve kendi hayatını korumayı, çocuklarını korumayı öğrenir. Yani iyiliğin kötü bir şey olduğunu, İyilik yapmanın çok tehlikeli olduğunu, iyiliğin ancak ölüm kalım sonunda trafik kazası varken yapılması gerektiğini veya abi ben sıkıştım biraz araba alacağım da para ver dediğinde bunu senetle vermeyi öğrenir. Kusura bakma, hani var elimde sana yardım edebilirim, banka kredisi çekme, iyilik budur, faiz ödeme ama bu parayı da ben kazanıyorum, bu da benim çocuklarımın rızkıdır, benim geleceğimle ilgilidir, ben bunu kolay kazanmıyorum. Senetle vermek zorundayım canım kardeşim demeyi öğrenir yani. Bu noktada utanmayı bırakır. Çevrenize bakın, bunu yapmadığı için bu programı izleyen bir sürü insan arkadaşını kıramadığı için kefil olup mahvolmuş bir sürü insan vardır. Herkes çevresine baktığında bunu görüyor. O kadar çok ailenin yok olduğunu gördüm ki ben tabii bu yüzden. Ya da bir kardeş bütün hepsine yeter. Yeter yani. Neden ben onun hatasını kendi çocuğumun geleceğiyle ödeyeceğim? Üstelik ödemezseniz bu sizin bencilliğiniz oluyor değil mi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Benim çocuğum çok erken kazık yemeyi öğrenmeli. Önlem almayı öğrenmeli. Paranın değerini öğrenmeli. İyi harcayabilmeyi öğrenmeli ki iyi kazanabilmenin de yolunu bulsun. Evet. Para nasıl harcanırı, para nasıl kazanırı öğrenmek zorunda. Evet. Ya bunu öğretmenin yolu çalıştırmaktır. Bu anlatılarak olmuyor Ayşegül Hanım. Bu yaşatılarak oluyor. Bunun da başka bir yolu yok. Bunu anne baba olarak biz veremiyoruz. Evet. Küçük bir ara verelim isterseniz. Lütfen. Tekrar devam edelim.
Değerli izleyicilerimiz, küçük bir anın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle hani sorumluluk vermek ve çalıştırmak üzerine bahsediyoruz. Hani evet bunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım diyoruz ama nasıl yapılacağını da işin formunu da bilemeyebiliriz. Özellikle kurslardan bahsettiniz. Bunlar tabii biraz daha yapılabilir bir şey. Hani bu konuda anneler babalar da ne yapacağını bilmeyen birçok anne baba var. Belki kendileri de zamanında hiç çalışmadılar. Hani neydi bizim zamanımızın ölçüsü? İyi bir üniversite kazanırsın, mesleğe atılırsın. Zaten maaşlı bir memur olursun vesaire. Hayatını bu şekilde idam ettirebilirsin ama çocukluk yaşta nasıl bir sorumluluk verilir? Hangi yaşta nasıl başlamalı? Bunun çok metodunu bilmiyor da olabiliriz. Geleneksel aile yapısının artık olmadığımız için, yani geniş aile yapısında olmadığımız için, daha doğrusu geleneksel demeyeyim de, çekirdek aile olduğumuz için örnek alabileceğimiz bir büyüğümüz de yok. Hani eskiden büyük ailelerde nasıldı, o ona bir şey söyler, o ona bir şey söyler. Hani herkes bir şekilde bir faaliyet içinde olur. En küçüğü ne yapar? Bakkala gider, öbürü su getirir, birisi kuyruğa girer falan, eskiden böyleydi. Şimdi nasıl yapalım? Yani kaç yaşta neler yapabiliriz? Valla küçük yaştan itibaren verebildiğiniz her sorumluluğu verin. Evin içinde kirliyi atmaktan yatağını toplamaya kadar. Yapabildiği hiçbir şey çocuğun siz yapmayacaksınız. Hep konuşuyoruz. Mesela şimdi evde diyelim ki yardımcı var, bir şey var. Herkesin durumu birbirinden farklı. Hani bu tip ailelerde de daha çok problem çıkıyor. Yani ekonomik imkanları daha iyi olan ailelerin çocukları daha az sorumluluk almaya yönelebiliyor. Babaların evdeki her bireyin lütfen tabaktan kalkarken kendi tabağını kaldırmasını göstermesini, anne bir şey yaparken kendisinin bir şey yapmasını, yatağını toplamasını, baba arabayı yıkarken yardım etmesini, ne yapılabiliyorsa. Bunun sonucunda, yani Balıkesir'deki vaka örneğidir. Hani kağıdı buruşturup yere atıp topla bunu diyen bakıcıya. 8 yaşında kızımız olabiliyor yani ev temizlenirken. Bunu da al deyip tabağı yere dökebiliyor. Yani böyle bir kendini bir acayip bir şey zannedebiliyor. Hani eskilerin bir lafı var, ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür diye. Yani biz dünyaya böyle kontratla gelmiş insanlar değiliz. Tabii. Yarın ben olmadığımda çocuklarım ayakta durabilecek şekilde her sorumluluğu vermeliyiz. Tabii. Şimdi ne verebiliyorsak. Geçenlerde şeyi izliyorum, bu hanedan ailesinin daha sonraki hayatlarını, özellikle bir tanesi Osmanlıların. Var, Osmanlı'nın. Hani daha sonra Neslişah Sultan'dı yanılmıyorsam. Neslişah Sultan. Mısır Sultanı'yla da evleniyor. Yine de bir saltanat dönemi falan yaşıyor ama yine sonra devriliyor. Yani yaşadıkları şeyleri anlatıyor. Hani o süreçte o devrildi. Yani padişah torunlarıyken, halife torunlarıyken ve yine çok önemli bir insanın karısıyken bile insan neler yaşayabilir? Hani düşün, ilk diyor şeye girdiler diyor. Askerler de içeri girdiler. İlk önce benim kolumdaki saatleri, yüzükleri çıkartmak oldu diyor. Yani her şeylerine koymuşlar ve üstümüze giyecek kıyafet bulamadık diyor. Her şeyimiz el konulduğu için. Yiyecek ekmek bulamadık diyor. Yani kendi evimizde kiracı kaldık vesaire. Yani düşünün, yani bir hanedan ailesi bile günün koşulları, o günün koşullarına evet. Göre ne olacağı belli olmayabilir ki birkaçı da sefalet içinde öldü. Yani onun için bizim böyle sıradan ailelerin çocuklarının sultanlar gibi olması, değil mi? Prensler gibi olması hakikaten bizim eğitim sistemimizde belki çocuklarımıza karşı bir takım yanlışların bir göstergesi. Bir de sert bir dünya geliyor. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük memur sayısına sahibiz biz. 3 milyonu geçti. Hani çocuğumu okutup memur yapacağımın hayalini çok fazla kurmasın. Evet. Şu an ilkokul, ortaokulda çocuğu olanlar diye düşünüyorum ya da lisede. Cumhuriyet tarihi 92'ye kadar 8 tane dolar milyarderi çıkardı. Fakat 2002-2008 arasındaki 58 tane olduk. 58 dolar milyarderimiz oldu. Bu da zenginleşmeden öte hani bir gelir dağılımı ile ilgili ciddi bir sıkıntı var. Hani tabii. Orta sınıf kayboluyor. Bu anlamda biz çocuklarımız daha sert bir iklimde. Ekstra daha, pastalar eklenmiyor ama pastadaki dilim sayısı farklılaşıyor. Evet, hani gelir düzeyimiz artmış olabilir 10 bin dolar ama giderimiz de 11 bin dolar oldu gibi geliyor bana. Hani cebimize kalan çok fazla yok artık. Tabii. Bu yüzden... Hepimiz borçluyuz hakikaten ya. Bu yüzden hani sert bir iklimde çarpışacak çocuklarımız. Biz çocuklarımıza yani sorumluluk almayı erken öğretmeliyiz. Bir dakika, devenin büyüğü ahırda. Daha biz bunlara rekabet etmeyi, çatışmayı, çatışmadan kaçınmayı. Hindistan'la Çin'le rekabet etmeyi, dili filan öğreteceğiz yani. Hani daha küçük, daha küçük, daha küçük. Yani ne zaman büyüyecekler? Evet.
Şimdi bu ülkeyi kuran insanların yaş ortalamasına baktığınız zaman 25-35 yaş arası. Değil mi? Bu noktada hani gerçekten çocuğuma yazık oluyor annelerin hani ya da büyüklerin aile apartmanlarında oturuyor. Ha, bir uyarım daha var. Lütfen ailenin işinde çalıştırmayın. Hani babası tornacı onun yanında çalışsın yardım etsin. 12 yaş altında olabilir. Hani yan komşu falan olabilir. Ama hani babaya yardım ediyorum diye gidip oradaki bilgisayarın başına geçip eğer oyun oynayacaksa yine Metin 2 ya da PSA falan oynayacaksa bu bir çalışma değil. Belki sabah kalkma disiplini, yaşama disiplini olabilir ama başka bir şey değil. Zaten bu ne kadar biz yaz tatilinde çocuklarımız çalışma değil, oyalama üzerine politikalarımız oldu. Çocuk nerede oyalanır? Çocuk hani nerede kontrolünde olur? Onu düşündük yani. Yani Bu da olabilir ama boş bırakmasın. Ayşegül Hanım hani lütfen hani Haziran'dan Temmuz'a program, Temmuz'dan Ağustos'a, Ağustos'tan Eylül'e hani tatil ne zaman olabilir siz tatile giderken? Ekstra ne kadar olur? 2 ila 5 gün geçmesin 5 günü dedenin yanında dönecek. Ağlıyor ama o zaman ağlasın. ben şimdi liseye başladım yıllardan bugüne kadar eğitim sistemi sürekli değişiyor. İşte kredili oluyor, kredisiz oluyor, müfredat değişiyor, bilmem ne oluyor. Sorayım. Değişmeyen tek şey tatillerimiz oldu diye düşünüyorum ben. Arttı. Keşke bu tatilleri değiştirseler. Yani periyotlarını aralara verseler. Ne bileyim hani bu yurt dışında da oluyor ya böyle dörde falan bölüyorlar. Keşke, keşke öyle bir şey olsa. keşke. Hani deniyor ki işte havalar çok sıcak olduğunda bizim ülkemizin iklimi uygun değil. Niye yani? Niye olmasın? Şimdi Amerika'nın düşünün çok soğuk iklimde olan bölgesi de var. Tabii canım Bütün Meksika hep sıcak hep yani. sıcak olan iklimi de var yani. Şimdi Ayşegül Hanım hani siz devamsızlık yaptınız mı lisede? Çok fazla değil. Böyle bir bu benim hakkım diye düşündünüz Ha, mü? hayır hakkı olarak hiç düşünmedim yani. Şimdi biliyorsunuz yeni 4 artı 4'te 45 güne çıktı. 45 güne çıktı, evet. Evet. 20 gün doktor raporu, 20 günde heyet. Hani böyle baktığınız zaman zaten 6 aylık tatil süresi 40 85 derseniz 3 ay 3 ay ders oluyor yani. Evet. Yani liselerde çocuklar 3 ay derse gidiyorlar. 3 toplam 90 iş günü yapar. Yani bu ülkenin ayıp bu böyle bir eğitim olamaz. Ayıp bu yani. Geri kalan 90 iş günü 360 günden çıkarın 270 gün bu çocuk yatıyorsa siz bu ve bu çocuğu 18 yaşına kadar böyle bir eğitimden geçirirseniz Allah bize kolaylık versin. Ay Yani şimdi bir öyle oluyor ve öğretmene de derse girme mecburiyeti var yani. Öğretmenin de sınıfta kimse olmasa da o derse girmek zorunda bırakıyorsun. sohbet ediyorlar. Sınıfta iki kişiyle ders mi yapılır? Şu an bir sürü okul bomboş. Yani ders şeyi bomboş. Bomboş yani. Sohbet ediyorlar. Ne yapacak iki çocukla? Nasıl ders işleyecek yani? Bazı şeyleri yasa ile hani mecbursun ders çıkarmaya, derse girmeye. Ne yapacaksınız? Yani otursunuz, sohbet edersiniz. Kağıt üzerinde olur her şey. Her şey kağıt üzerinde olur. Bu saçma bir sistem ya. Eğer buysa bizim sistemimiz, bu sistem gitmeyecektir. Kimseyi filan da eleştirmiyorum. Yani ama 30 yıl sonra bizim çocuklarımız üretimden düşeceklerdir. Biz başka toplumun ürettiklerini satın alan, bunun için de aynı Ruslar gibi eşyalarını, ülkelerini, kadınlarını satan, hani böyle Yunanistan gibi şu an adalarını satan bir topluma dönüşürüz. Torunlarımız da Çince konuşur. Bu topraklardan onlarca uygarlık geçmiş. Yüzlerce nesil geçmiş. Dil de değişmiş, sistem de değişmiş. Fark etmez yani. Fark etmez. Bu 70 milyon insan yok olacak değil. Sadece torunlarımız Çince konuşur. Üretimden düşeriz. Başka ülkelerin, üreten sistemlerin, dinamik toplumların çocukları bize gelir. Dillerini bize zorla öğretir. Biz onların mallarını satın alırız. Hani ben bu bardağın Türkiye'de üretildiğini düşünmüyorum yani. Aynı Bilmiyorum, bu paşa bahçe mi? paşa bahçem. Yani baksak orasına burasına Çin malı çıkacaktır. Zaten bunun emaresi var yani. Bunun için biz şimdiden acilen uğraşmalıyız. 2040 yılında dünya bambaşka bir dünya olacak. Çocuklarımızın yaşayacağı dünya. Daha sert ve daha kavgacı bir toplum olacak. Testler önemli değil. Türkçe fen puanının yüksek olması ona bir hak tanımıyor.
Soru çok basit. 2040 yılında çocuğun altta mı olacak, üstte mi olacak? Çok basit biyolojik bir soru bu yani. Peki rekabet vesaire nasıl gelişir? Kaç yaşta gelişmeye başlar? 12 yaşından itibaren biz çalışma... Orada da çok kısıtlıyoruz değil mi çocuğum? Yapma, şey yapma. Yapma, ayıp falan. Olur, günah, yasak. Hatta bu sınav sistemini yarıştırıyor çocuklarımız diye kızıyoruz. Belki de tek rekabet sistemini burada yaşıyor çocuklar. Ama bu sağlıklı bir yarış değil. Çocuğun hiçbir niteliğini arttırmıyor. Çocukların niteliklerini buduyor. Burada sıkıntımız var. Çünkü rekabeti nasıl arttırabiliriz? Kıyaslayarak değil ama kendinle yarışmayı öğreterek. Dün daha iyi yapıyordun. Dün daha kötüydü, bak bugün daha iyi. Para kazanmandan gurur duyuyorum. Dede verecek çimleri biçme parasını, bahçeye bakım parasını. Baba geldiğinde, oğlum sen bu parayı kazanıyor musun? Helal olsun, bravo. Ekmeği kendi parandan al. İlk bak oğlumun kazandığı parayla ekmek yiyorum. Ya Rabbi şükürler olsun. Elin ekmek tuttuğunu gördüm. Yani geleneği de pompalayın. Geleneğin iyi tarafını çekelim. Geleneğin dinin ve çocuklarımıza verelim. Her türlü hile mübah yani. Oynayalım, rol yapalım, paslaşalım. Her türlü hile mübah. Bunu bol bol verelim ki çocuklarımız, bu bir rüşvet değil. Çocuklarımız kazanmayı, hak etmeyi, bileğinin gücüyle kazanmayı öğrensinler. Bu olabildikten sonra ben korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunları yaptık 15 yaşına kadar. İdealini düşünüyorum. 5 yaşına kadar çocuğumuza hayır öğrettik. Evdeki kumanda onun kontrolünde değil. Gelene hoş geldin demeyi öğrendi. 5 ila 8 yaş arasında kreşe gitmeyi öğrendi. Sosyalleşmeye oturdu, paylaşmayı öğrendi. 8 yaşından sonra ilk öğretimde kendi başına ders yapmayı öğrendi. Ve bunu desteklemeyi öğrendik. Bununla ilgili var olmayı öğrettik o çocuğa. İlk öğretimden sonra yavaş yavaş çalışmayı, sosyalleşmeyi, nitelikleri arttırdık. İngilizcesi gelişmeye başladı, gitar öğrendi. 15 yaşından sonra oğlum git kıyıda İngilizcenle çalış dedik. Bir ay boyunca ne bileyim yurt dışındaki şu kampa git, yurt dışındaki şu kampa git dedik. Çocuğumuz iyice gelişti. Çocuğumuz üniversiteye geldi ya da lisede yurt dışı değişimine gönderdik. 6 ay. Devletin bu tip değişim programları var. 6 ay başka bir ülkede yaşamayı öğrendi yani. Ya da üniversitede. Yaz kamplarında çalışmayı, sorumluluk kamplarına gitmeyi, öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmeyi öğrendi. Üniversiteden mezun oldu. En az bir dili, bir müzik aleti var, bir mesleği var. Bu mesleğiyle ilgili başka ülkelerle bağlantı kurmayı, örneğin ziraatçı ya da veteriner, ama sırf veteriner değil. 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca tavuk yemleriyle ilgili bir projeyi geliştirmiş, çalışmış ve yurt dışı da bununla ilgili çalışmalar geliştirmiş. Ve bunu yürütecek kadar dilini geliştirmiş. Bunu en iyi yapan yer ne? İtalya. İngilizce ile birlikte biraz kısmen İtalyanca öğrenmiş. Ben veterinerin dediğinizde iş bulmanız çok zor. Ama tavuk yemleri ile ilgili çalışıyorum ve bunları yaptım dediğinizde dünyanın her tarafında iş bulursunuz. 2040'a çocuklarımızın böyle hazır olması gerekiyor. Yani 2040'ta Çinli'nin konuşacağı kadar İngilizce konuşabilmesi gerekiyor. Çünkü tavuk için aç olan Çinli. Bilgisayar programını yazan Hintli. Bunun koordinasyonunu yapan Londra'da yaşıyor. Lisansını veren Amerika'da yaşıyor. Çocuğumun Türkçe fen puanının komşu Ayşe'nin oğlundan daha iyi olmasının bir anlamı yok. Tabii. Ve benim çocuğum 10 yaşındaysa bunu geliştirmesi için 10 yılı var. Geçen süre kadar süre. Evet. Göz açıp kapayana kadar geçiyor yani. Yeni mesela uluslararası bir şirkette işe girdi, Google'da işe girdi. 10 tane mülakattan geçti. 5'i İngiltere'de, 5'i şeyde Amerika'da. Konferansla şeyle, yani düşünebiliyor musunuz? Böyle artık şey değil, uluslararası böyle bu şekilde olacak belki alanlar. Tabii ki. Tabii ki. Ha, bu şekilde olacak Ayşegül Hanım. Hani bunu anlatmamız lazım. Şirket krallıkları var artık. O şirket krallıklarında bir şeyler bulunabilecek işlere. Ayşegül Hanım, çocuğumuz bilgisayar mı oynamak istiyor? Bilgisayarı öyle tutacağız, bir bilgisayardan anlayan birini. Yaz boyunca bilgisayar programlama ve web site kurmayı öğreteceğiz. Yani üretici kısmında olacak. Üretici kısmında olacağız. Her şeyin üretici kısmında. Dedesinin yanına gitsin, yüzsün. Hayır. Tut oradan bir öğrenciyi, dedeyle birlikte oradaki 10 torun, 10 genç ya da varsa Edremit'te yelken kursu, dalış kursu, bilmem ne kursu, doğru düzgün tek yıldız dalgıç sertifikası alacak, doğru düzgün yelken kursu alacak.
Her şeyin üretici, öğretici, geliştirici kısmını öğreteceğiz. Çünkü yelken yaparken ip bağlamayı öğrenmekle, ayakkabı bağlamayı öğrenmek, dağ ipini bağlamayı öğrenmek çok farklı şeyler. Yani geçtiğimiz hafta sonu İzmir Dağcılık Kulübü'nün 2 hafta önce kış şenliği vardı. Ben oraya 5 tane çocuk götürdüm. 8 yaş grubundan işte 14 yaş grubuna kadar. Çok kısa bir yürüyüştü. Ama çocuklar hayatlarında ilk kez bir ormana girmeyi, yürümeyi, kendilerini emniyete almayı, çadır kurmayı, çadır toplamayı, hani onun disiplinini öğrendiler. İlk kez ormanda gece yürüyüşü yapmak, hani ışığı kapatıp yürümek, temel korkularınla yüzleşiyorsun. Fobi olmaz ki o zaman. Ya, fobin olmaz yani. İnsanoğlunun en temel korkusudur. Karanlık, yüksek ses, denge bozukluğu. Neden? Ormandaki yaşadığın dönemden geliyor. Ve yürüdüler. Işıkları kapatıp yürüdüler. Şehri dinledik. Kendileri bir şeyler yaptılar. Orada ateş yakmak, yemek yapmak. Hani bunları ve yani bir gece kamp yaptık sadece. Ama inanılmaz etkilendiler. Ve şimdi kamp diye çıldırıyorlar. Ve orada bulunduğumuz 48 saat içinde ne televizyon ne bilgisayar vardı. Hiç boş kalmadılar. Müthiş yarıştılar. Mızırdamamayı öğrendiler. Gidenlerin bir kısmının örümcek fobisi vardı. Böcek fobisi vardı. Hani hile yaptık. O bizim böceğimiz. Kampta besliyoruz. Adı Ayşe bak. O bizim evin hayvanı falan gibi. Şakalar yaptık vesaire. Bir sürü yöntemle ciddi kırıldığını düşünüyorum. 10 kere bunu yaptığımızda bu çocuklar ne kamptan korkacak, ne deprem olduğunda dışarıda çadırlamaktan korkacak. Bir şey olduğunda hayatta kalmayla ilgili, yağmur yağdığında hayatta kalmayla ilgili. Yani ağaç kesmeyle ilgili, iple ilgili, düğümle ilgili fikri var çocuğun. Keşke bunu yapabilsek. Keşke, hani çok istiyorum bunu yapmayı, çocuklarımızla birlikte 10 günlük bir Transtoros ya da Likya yürüyüşü yapabilsek. Çoğu babanın bu mümkün değil. Keşke bu tip kamplar oluştu. 3 gün ben gidebilsem, 3 gün başka baba, 3 gün başka biri. Çocuklarımız burayı yürüyebilse. Keşke Kaz Dağı'nın etrafında dolaşıp mesela Çanakkale'ye gidip parkurları olsa. Balıkesir Dursun Bey olabilir yani. Hani Elma Gedi'nden Suuçlu Şelalesi'ne nefis bir yol var, parkur var. Keşke her hafta burada bir yürüyüş olsa. Her mevsim, her hafta. Hani çocuklarımızla birlikte katılabilsek. Balıkesir Dağcılık Kulübü, işte oryantering yapan sevgili Koray Hocamız. Bunlar Balıkesir'de mesela sadece Koray Hoca oryantering sporuyla belki 500 çocuğu kurtardı yani. O kadar değerli ki bu. O kadar önemli ki. Sadece test de bu olmuyor. Çocuğumuza sorumluluk vermemiz gerekiyor. Verin. Yani bunu biri versin. Çocuklar hele 12 yaşına kadar. Mesela çadır kurmak senin görevin Berke diyoruz. Mesela haldır haldır uğraşıyor çocuk. Hani Pınar'a kadar git ve su getir. Tık 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 tık. Koşturuyorlar. Yani görev o kadar önemli ki o yaşta. Tabii. Yani izcilik yaptıysanız oradaki şey gibi böyle. Sıraya gir. Senin sorumluluğu, senin sorumluluğu ver. Acayip bir disipline giriyorlar yani. Çok güzel. 2 haftalık bir kampa gidip geliyor çocuklar. Anne baba diyor ki ne kadar değişmiş. İzcilik de kalmadı diyorsunuz artık. Yok ne yazık ki okullarda kalmadı artık. Yasaklandı. Evet. Nedenini bilmiyorum. Sormayın diyorsunuz. Nedenini bilmiyorum ama bunları yapan, bu tip kamplar, kurslar yapan Oray Bey. Koray Bey'den farklı. Mor Adam'da bir şeydi. Hani tanıtmak da istiyorum. Çünkü kurstur, kamptır, ebrudur, müziktir, gitardır, danstır uğraşıyorlar. Keşke tanıtsam daha çok. Böyle olsa. Ya dini gruplar yapsın. Yani madem örgütlüler, tarikatlar, şunlar bunlar onlar yapsınlar. Hani Fırat yapsın yani. O yapsın. Yani desin ki benim bir yaz kampım var. 7'de kalkıyoruz, şunu yapıyoruz. Yarım günde Kur'an öğretiyoruz. Yap kardeşim. Ama yanında spor da ver. Yanında gitar yapma, ud ver. Neyi öğret? Bu da bir disiplin yani. Sen neyi öğreteceğim de ben göndereyim çocuğumu. Yani. Ebru öğret. Yani bir şey yok burada. Bu hiçbir kıskançlığım ya da bir tarafkarlığım yok yani. AKP yapsın, CHP yapsın. Bana ne yani? Sadece kamp yapsın. Bu Andre Breivik, Norveçli katilin 77 kişiyi öldürdüğü yer, partileri, bir sosyal demokrat partiye ait bir gençlik kampıydı biliyor musunuz? Bir ada ayrılmış bunun için. Zaten Norveç'teki tüm kamplar
ya politik, %80'i ama müzik üzerine. Yani inanılır gibi değil. Böyle bakıyorsunuz toplumlar zaten eksiği fark etmiş batı toplumları ve bu açığı sosyal kontrol, disipline etme ve eğitim vermeyle ilgili hiç boş bırakmıyorlar. Evet. Beni uyandıran da o toplumlarda gördüklerimdir yani. Boşuna işte yok Alman disiplini yok bilmem ne. Kesinlikle. Otorite istemiyoruz yani değil mi? Hani bu disiplinler yaşanarak hayatın içinde organize ediliyor. Bakın askeri bir disiplin değil ama yaşama disiplini. Kalkma saati, yatma saati. 2 yaşından itibaren başla kardeşim. Işığı kapat ve oturt yani. Sen yatma saatini oturtursan ders çalışma saatini oturtabiliyorsun. Evet. Tuğla tuğla yükseliyor yaşama disiplini. Yoksa saldım çayıra 7 yaşta, 6 yaş, özür dilerim artık 5 yaşında. Hadi oturt bakalım sen ders çalışma saatini. Evet. Allah kolaylık versin. Hele sistemde. İnsan yetiştirmek kolay değil tabii, bu hiçbir şey benzemiyor. Ki yetiştirdiğimiz her şeye belki daha çok özen gösteriyoruz değil mi? Hani çok affedersiniz bir köpekle beslediğimiz onun bir yürüyüş saatini, bir bilmem ne saatini organize etmek zorunda kalıyoruz hani. Ama söz konusu çocuklarımız olduğu zaman ne kadar hani bu konuda disiplinli davranabiliyoruz? Bana çok tuhaf gelen bir aşırı konforu vermemiz, iki bunu tarafgirlikle yapmamız. Şimdi hayvan belgesellerini izlediyseniz tüm memelilerde ve ekmeğini taştan çıkaran tüm memelilerde kaplan ve çıta bir yavru geyik, bir ceylan bir şey yakaladığında bunu öldürmüyor. Getiriyor ve büyüyen yavruların oynamasına ve onu yakalamasına izin veriyor. Evet. Antrenman yaptırıyor yani. Antrenman yaptırıyor. Bir maymun yavrusunun kalkıp da dalda gitmesine izin vermiyor yani. Tutuyor kuyruğundan. Belli şeylere izin vermiyor. İstediği gibi gitmesine, açılmasına izin vermiyor. Çünkü risk var. Çünkü öğretmeye çalışıyor ona yani. Onlar da Allah'tan çocuk 2 ayda, 6 ayda, 1 yılda büyüyor da hani tık 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 yaşayabilir hale geliyorlar. Ama insan yavrusu 15 yıllık bir eğitim sürecine sahip. Doğumdan itibaren. 15 ila 25 yaş arasında da kendi başına ayakta durma ve sorumluluk alma konusunda hayata atılmayı öğrenmek zorunda. Bunun içinde dil, müzik aleti, başka toplumlarla rekabet var. Bu şeyi katmıyorum. Flört etmek de bir eğitimdir. Yani kadın olmak, erkek olmak, flört etmek, bazen erkekler arası rekabete, bazen kızlar arası rekabete katılmak, geride durmak, bu yaşlarda rekabete uğrayıp arkadaşlar tarafından satılmak, kazık yemek, yalnız kalmak, bütçe kullanmak. Bunlar eğitim değil mi Ayşegül? Evet. Hayat tecrübesi dediğimiz şey aslında birer ders değil mi? Hayat ders dediğimiz. Kesinlikle. Bunları 15-25 yaş arasında öğrenmeyecek. Ne zaman öğrenecek? Çok başarılı insanlara sorarız ya. Nerede okudunuz? Hayat üniversitesi de derler. Başarılı değil. Bunları öğretmek zorundayız. Bu yüzden 15 yaşına kadar bunu tamamlayacaksın. Bu yüzden 12 yaşına kadar temel kişilik oturana kadar sorumluluk oturacak, çalışma oturacak. 8 yaşına kadar da sosyal kurallar, sus otur yapmalar oturacak. Kumandayı çocuk kontrol etmeyecek, evin kralı çocuk olmayacak. Bunu anlata anlata tekrar tekrar anlatıyoruz. Ama bunlarla bağlantılı. Eğer sen çocuğunu bu yaşta bunu yapmazsan 25 yaşında elinde bir hiç oluyor. 30 yaşında üniversitede okuyan bir gencin oluyor. Allah kolaylık versin ya. Doğal insan ömrü 30 yıl Ayşegül Hanım. Doğurma sınırı 30 yıl yani. Emekli öğrenci olacak neredeyse. Değil mi? Bakacaksın yani. Hayat boyu bakacaksın. Allah kolaylık versin sana. Bir de bizim kuşağımız ve üstündeki kuşak annelerine babalarına bakıyorlar düşünün yani. Bir de çocuklarına bakacaklar. Ayşegül Hanım hani telefon alıyorum mesela. Oğlum 22 yaşında esrar içiyor, hiç çalışmıyor, onu yapıyor. Hani lütfen bir gelin, ona anlatacağım şey şu. Çelik kapı yaptır. Ya da yaptıramıyorsan hani evdeyse paranı pılını pırtını topla, izini kaybettir, Balıkesir'den kaç anlatacağım aileye? Ne anlatabilirsiniz ki başka? Evet. Onu kurtarma şansın yoksa kendini kurtarma. Kurtarma şansın yok yani. 22 yıl hiç çalıştırmadığın, sürekli beslediğin, esrar içen ve para almak için seni döven bir oğlun varsa yapacağın tek şey var. Kaçacaksın hayatını kurtarabilmek için. Bunun olmasını istemiyorsan ve çocuğun 12 yaşın altındaysa lütfen şapkanı önüne koy, eşinle birlikte konuş, kararlarını oluştur, bir yaşam planı, bu yıl ne yapacağız, gelecek yıl ne yapacağız, ondan sonraki ne yapacağız. Bu dedeyi ve nineyi çağır iki tarafında, kararlarını, net kararlarını onlara deklare et, onlara bildir, konuş,
onların katkısı geliştirecek şekilde olmalı. Ahmet'in yanında değil de Mehmet'in yanında çalıştıralım. O aynı zamanda ut da çalıyor. Ya da Mehmet'in yanında yarım gün Kur'an da öğrensin. Neyse artık geliştirecek şekilde olsun. Bunun dışındaki önerilerde analık babalık hakları yok. Çocuk 15 yaşına gelip hapse girdiğinde, 16 yaşında birini bıçakladığında ya da 22 yaşında dövdüğünde diyorlar ki dedeler anneler, biz sizi böyle mi yetiştirdik? Bir çocuğa disiplin öğretemediniz. Sağ olun, çok destek oldunuz yani sizde. Yani sorumluluk anne babada olacağı için, en büyük acıyı da onlar yaşayacağı için lütfen dedesi bakıyor, anasına söz geçiremiyorum. Yani lütfen hiç kimse mazeret uydurmasın. Mazereti gerçek olabilir. İşim çok yoğun, ilgilenemiyorum olabilir. O zaman bakıcı teyze değil, üniversitede bir öğrenciyi bulacaksın. Kampı arayıp bulacaksın. Boşandı, çocuğumla ben ilgilenmeme izin vermiyor. Mazeret yok. Çocuğun 15 yaşında senin yaşında yaşamayı, yazın bir ayın var. O bir ayını öyle planla ki, öyle planla ki senin yanında olmak istesin. Kamp, kursu ya da bir disiplini orada alsın. Kendi çocukluğunuzu hatırlayın. Okulda en çok aklınıza kalanlar neler? Ailenizde en çok aklınıza kalanlar neler? Ya bir etkinlik yapmışsınızdır. Evet. Ya fuara, parka gitmişsinizdir. Tabii. Ya bir üretimde bulunmuşsunuzdur. Bunlar sizin için önemlidir. Törenler önemlidir. Bayram sabahları ve üretimler. Onun dışındaki kısım önemli değildir. Üniversitede çalıştım dediniz hani arada. Son derece önemli ve değerlidir yani. Elbette. Üniversite kadar önemli ve değerlidir. Evet. Benim için de bunlar çok önemli ve değerli. Acıttı mı acıttı ama önemli yani. Şimdi Facebook ortamında tabii eski arkadaşlarımızla buluşma şansımız var. Lisedeyken biz bir gün sınıfımızı badana yapmıştık yani sınıf odasını. Sınıf arkadaşlarımızla birlikte yapmıştık. Ne o güzel. Bir hatırası bir resim var. O resmi de paylaştık işte şeyde. Yüzlerce not var en güzel günümüzde lisenin ne güzeldi. Şöyle başka resmin altında o yazmıyor. Demek ki üretime katılan kesinlikle. Bir günün anısı diğer tüm anılardan çok daha özel olabiliyor. Bir tek o fotoğrafın altında yani o yapılan o iş günüyle ilgili şeyde yüzlerce mesaj var yani altında. Ya eğer sınıfları belliyse yazın işte okul aile birliği toplansın, kendi aralarında anlaşsınlar. İlkokulun sınıfın duvarını beyaza boyayıp panoları yerleştirip bununla uğraşmayı, gelecek iki sınıfını hazırlamayı yapsınlar. Mesela bir haftalı böyle geçsin. Bölüşülsün. Boyanın kazınması, öğleyin piknik. Yani boyanın yapılması, buna çiçekler ve desenler yapılması. Yani resim öğretmeni yazında zaten öğretmenlerimiz biliyorsunuz az çalıştığı için şimdi çok çalışmaları gerekiyor. Yazın muhtemelen gidecekler okullarına. Yani böyle organizasyonları yapalım. Ya da çocuk öğretmenler bu tip kampları yapsın. Köy okuluna yardıma gidelim. Varsa devletin çiftliğine, şusuna busuna yardıma, geziye. Hani bunlara gidelim yani. Değirmen Boğazı'nda poşet toplayalım. Aldıklarımızı orman fidanlarına götürelim. Oradan o poşetler karşılığında fidanları alalım, onları başka bir yere dikelim. Hani çocuklar çevreyi temiz tutmayı, ağacı dikmeyi, üretmeyi, hayata katılmayı ve böyle sorunlar olduğunu fark etsinler. Evet. Değirmen Boğazı'na bir grup kreş götürmüştük. O zaman kızım benim çöpün ne kadar çok olduğunu fark ettiler. Ve kızım orada dedi ki çöp kafalar atmış. Çok da hoş bir şey. Çöp kafaların attığı çöpler. Hemen formüle ettik bunu. Şimdi her gittiğim yerde söylüyorum ben mesela çocukları götürüyorsak. Çöp kafalarını attı, çöpler bunlar filan diyorum. Ve yani mesela bu hafta sonunda da yürürken biz bulduklarımızı topladık. Çocuklar buna çok dikkat ettiler. Tüm çöpler geri taşındı arabalara. Yani son derece dikkat ettiler. Bisikletle gelen bir grup vardı. 5 kişilik bisiklet grubunun toplam malzemesi bizim çöpümüz kadar değildi. Biz de uyandık. Biz de buna çok dikkat etmeliyiz. Biz iyi malzeme seçemiyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Biz de öğrendik yani. Ben de 46 yaşında öğreniyorum Ayşegül Hanım. Bir sürü şey öğreniyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet. Umuyorum anne babalar bu konuda çok daha hassas olurlar. Ve yaz tatilini bir yatış, bir böyle boş kalma, bir lay 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 böyle olmaması, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet.
Teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Süremizin yine sonuna geldik. İzleyicilerimizle yeniden buluşmak ümidiyle diyelim o zaman önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta için belirlediğiniz bir konu başlığı var mı? Biz önümüzdeki hafta biliyorsunuz o vahim sınav geçmiş olacak iyice. Meslek seçimini nasıl yapmalıyız gençlerde? Meslek seçimini üniversitede çünkü tercihler yapılacak. Mesleki tercihlerimizi nasıl yapmalıyız? Meslek nasıl seçilir? Konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle diyelim o halde. Lütfen.